Arkadaşlar su içine düşmüştü. Biraz masaj falan yaptım, üfledim. Şu an arı canlanıyor gibi sanki. Kışın da işte arıların böyle derdi var. Su içmeye çıkıyorlar. Sanırım kurtulacak. İnşallah kurtulur. Avucumu aldım. Avucumu aldıktan sonra arkadaşlar sıcak hava üfledim. Bir 2-3 dakika. Sonra dilini çıkarttığını fark ettim. Şu anda bakın. Kanatlarını iyice oynatmaya başladı. Sevindim. En azından bir tane arıyı kurtardık. Evet, canlandı. Çok iyi ya. Ayaklarını da şey yapıyor. Çok iyi. Aslında bu suyu da ben koymuştum arkadaşlar ona. Köpeklere. Diplerinde aslında bayağı da çalı çırpı da var ama işte havada soğuk. 10 derece. Demek ki tam kurtaramadı kendini. Köpeklere su koymak için gittiğimde baktım. Arı var, aldım yerine, yazık dedim. Ama baktım ki daha şey, hani böyle arı öldüğü zaman katı olur ya, bazı arkadaşlar, besleyen arkadaşları bilir. Bu yeniydi yani, böyle hissettim yani. Sonra sıcak hava üfledim avucum içinde. Birkaç dakika. Ondan sonra bakın şu anda da güneşin arkasında. Ayakları hareketli. Umarım kovana girebilir. Kovanına kabul edilebilir. Çünkü suya düştü. Ben kurtardım ama. Gerçi kovandan çıkmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Hangi kovana da girse. Çıkmazsa yaşar. Ufaklık iyice hareketlendi. Elini yürümeye başladı. Gerçekten çok sevindim ya. Gözümden yaş geldi arkadaşlar, gerçekten. Demek ki olabiliyormuş böyle bir şeyler. Bu sene videoda, televizyonda kanalizasyona düşmüş bir kedi yavrusuna müdahale eden bir itfaiyeci arkadaş vardı. O da suni teneffüs falan yapıyordu böyle bu şekilde. Onun canlandığını, evet, uçtu. Gördüğünüz gibi aramızda uçtu arkadaşlar. Hayırlısı bakalım arıcık.